İyi günler. Bugünkü dersimizde SketchUp'taki çizimlerinizi Indigo Renderer'a nasıl renderlayacağınızı bir göz atacağız. Ve detaylı ayarları bir kurcalayacağız. Hemen şimdi SketchUp'ı açalım. İlk önce render'dan bahsedeyim. Render çizimini yapmış olduğunuz modelin materyaller atanarak ışık, gölge boyutunda hesaplanarak modelin gerçekçi hale getirilmesi işlemi olarak tanımlanıyor. Eklediğiniz materyalin özelliklerine göre materyal mat ya da yansıtan özelliklere sahip olabiliyor. İsterse saydam veyahut da opak olabiliyor. Her türlü özelliklerine ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz bir ampul yapacaksanız ampul parlaklığında da bir obje oluşturabiliyorsunuz. Ancak normal bir obje ise gölgeden de etkilenmesini sağlayabiliyorsunuz. İlk önce basit bir modelimiz olması için modeli çizelim. Modelimizi oluşturalım. Hatta yanına bir model daha ekleyelim. Biraz da uzağa alabiliriz. Şimdilik modelimiz bu olsun. Şimdi Indigo Renderer'ı SketchUp dosyalarını Indigo Renderer'da renderlamak için ilk önce SK Indigo eklentisini yükleyip bu pencereyi görüyor olmanız lazım. Eğer görmüyorsanız yüklediğiniz halde View Toolbars bölümünden aşağıdan SK Indigo'yu seçip bu toolbar'ı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Hemen inceleyelim. Mesela ilk buton Render with Indigo, yani Indigo Renderer'la renderla anlamına geliyor. Direkt tıklarsam bir süre sonra bu fazla ağır model olmadığı için fazla sürmedi. Direkt Indigo Renderer'a dosya çıktı ve renderlama işlemi başladı. Durduralım. Biraz önce gördüğünüz gibi bu tuş aktif değildi. Şimdi aktifleşti. Bu Quick Export isimli buton ağır modellerde sadece yer değişikliği değil de materyaldir, ışık değişimidir vesaire o tür değişimleri içeren güncellemeleri Indigo Renderer'a çıkarıyor direkt olarak. Bütün sahneyi bu şekilde tekrar çıkarmaktansa materyalleri bu araçla güncelleyebiliyorsunuz. Mesela kamera açısını değiştirelim. Eğer birinci butona basıp render yaparsam bu açıdan render alacaktır. Ancak Quick Export dersem materyallerde bir değişiklik olmadığı için yine aynı olur tabi. Materyalleri değiştirip güncelleme yapmam lazım. Bu Quick Export aracı kameranın yerini, yönünü ve cisimlerdeki materyal değişimini gösteriyor. Bir deneyelim isterseniz. Hemen bir yerini değiştirelim şöyle. Quick Export diyelim. Yes diyelim. Gördüğünüz gibi buradaki yerleri değişmedi. Çünkü SketchUp'tan yer bilgisini Indigo Renderer'a çıkarmadık. Üçüncü aracımız ise Material Editor. Material Editor SketchUp'ta bir tane örneğin bir materyal ekleyelim. Eklediğiniz materyalin Indigo Renderer için ayarlarını içeriyor. İlk önce Paint Bucket aracımızı seçmemiz lazım tabi. Paint Bucket'ta seçili olan materyali buradan düzenleyebiliyorsunuz. Eğer seçmediyseniz isterseniz Paint Bucket'da isterseniz buradaki listeden ismini biliyorsunuz yapıp düzenleyebilirsiniz.
Burada modelin yansıma özellikleri gösteriyor. Burada da bir nevi matlık, yüzeyin pürüzlülüğünü ayarlıyor size. Ne kadar yani yüz olduğu sürece mükemmel pürüzlükte oluyor yüzey. Reflection'ı arttırmak demek bir nevi yani yüz olması yüzeyin ayna gibi olmasına yarıyor. 50 olması aşağı yukarı iyi bir yansıma özelliklerine sahip olmasını sağlıyor. Hatta şöyle yakınlaştırıp bir render alalım bu haldeyken. Hafif bir turunculuk belirdi gibi. Ama büyük ihtimal bu şu ayarı düşürmediğimizden oluyor. Bir hemen sıfır yapalım direkt. Evet, burada şu an, yani renkten dolayı pek belli olmuyor ama şu an burada bu modelin bir yansıması görünüyor. Bu reflection sayesinde oluyor. Reflection'ı 100 yaptığım takdirde birebir görüyor oluyorum artık. Obje ayna haline geliyor. O yüzden Reflection'ı ayna haricinde hiçbir objede %100 olarak kullanmıyoruz genelde. %80 yapalım. Evet, şu anda obje de beliriyor. Ayna görüntüsünü de aldık. Şu anda gördüğünüz gibi burada şu bölümde bu objemizin yansıması bulunuyor. Bu da bizim kübik cam objemiz olarak varsayalım. Roughness'ı arttıralım ve sonucu görelim. Roughness ise dediğim gibi yansıtan yüzey üzerindeki pürüzlülüğü ayarlıyor. Bu ne kadar pürüzlü olursa cisim üzerindeki yansıma o kadar bozuk oluyor. Şu anda Roughness'ı 100'e ayarladım. Objeyi seçemiyoruz mesela yüzey üzerinde. Dağıtıyor bütün renkleri, ondan dolayı seçilmiyor net bir şekilde. Buradan daha devam edelim. Mesela bump displace pardon. Bump bir tane yüzey üzerinde bulunan texture'ın ayrı bir texture tarafından girintili çıkıntılı hale getirilmesi işlemine deniyor. Genelde siyah beyaz renklerden oluşan texture'ların kullanıldığı bölüm. Aktif etmek için başındaki tike basıp buradan yeni bir resim ekliyorsunuz. Buradan herhangi bir resim seçip ama benim şu an elimde bir texture bulunmuyor. Texture. Displace de yaklaşık aynı mantıkla çalışıyor ama Displace ile Bump'ın önemli olan farkı mesela bu yüzeyin bump'lı olduğunu varsayın. Bu açıdan baktığınız zaman bu yüzeyin girintili ya da çıkıntılı olduğunu göremiyorsunuz. Yani yüzey üzerinde fiziksel bir değişim oluşturmuyor. Sadece ışık gölge ayarlarına göre burada derinlik hissiyatı oluşturuyor. Bu da siz farklı bir açıdan baktığınız zaman yüzey üzerinde derinliğin olmadığını başkalarına fark ettirebiliyorsunuz. Displace'in en önemli özelliği bu girinti çıkıntıyı o tekstürdeki renk bilgisine göre otomatik olarak oluşturması. Bu sayede gerçek derinlik hissiyatını görebiliyorsunuz. Burada diğer ayarlarımız bulunuyor. Bunlar pek genelde standart olarak bırakılır. Genelde assign deyip ben buradaki standart bir ayarı değiştiriyorum. Mesela bir ışık kullanacağım zaman en aşağıda bulunan bu ışığı seçip ışığın parlaklığını ve burada bu arada ışığın detaylı ayarları gözükmüyor. Gözükmesi için UI butonuna tıklamamız gerekiyor.
Buradan zaten emitter attributes bölümünden onunla ilgili değerleri değiştirebiliriz. Buradaki power kaç wattlık bir ampule sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu efficiency ise bakalım burada bir açıklama var. Kaç watt değerinde olduğunu ayarlamamıza yarıyor. Watt volt. Evet. Buradan ışıkla ilgili ayarlar yapmamızı sağlıyor. Layer Indigo Renderer'da bulunan ışık katmanları, farklı katmanlarda ışık renderlamaya yarayan bir özellik var. Bu buradan diğer katmanları seçerek isterseniz o ışığı kapatabilme özelliğine de sahip oluyorsunuz ama çok gerekli değil. Şimdilik en azından. Materyal ayarlarımız SketchUp için bu kadar. Render Settings'ten çıkarırken sahneyi çıkarırken hangi boyutta olacağını, sahnede varsayılan ışık olup olmayacağını, nereye çıkarılacağını vesaire her şeyi ayarladığınız bölüm burası. Standart olarak 650'ye 264 ya da en azından benim çözünürlüğüme göre böyle ayarlanmış. Bir görünümle çıkarıyoruz. View dersem şu anki ekranda şuradan şuraya olan çözünürlük geliyor. Çarpı 2 ya da bölü 2 diyerek ölçüyü istediğim oranda düşürebiliyorum. Apply to model diyerek şu anki modele bu ayarları kaydedebiliyorum. Apply to scene diyerek tabii bütün hepsine kaydetmesi lazımdı. Şu anda kaydedemedik. Save defaults dersem bu ayarları default olarak kaydediyor. Ben default'una döndürürsem bu ayarlar default olarak geliyor. Burada kaydedilen dosyanın adı geçiyor. Burada kaydedildiği yer. Burada küçük resminin kaydedildiği yer. Burada ne kadar süre, ne kadar zamanda bir kaydedildiği yer alıyor. Burada genelde bu Indigo Render içerisinde de ayarlanabiliyor ama yine burada da ayarları var. Rengin ton rengini ayarlamanıza yarıyor. Bir kamerayla yapabildiğiniz ISO veya da vesaire diğer ayarları yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi Indigo Renderer içerisinde de bulunduğu için buradan ayarla ve orada yaptığınız ayarlar gerçek zamanda değiştiği için burada yapmaktansa orada yapmanızı tavsiye ederim. Kamera bölümü ise kamerayla ilgili yine diğer ayarları yapıyor. Bu ayarlar da Indigo Renderer'da bulunuyor. Yine değişiklikleri canlı görmeniz için buradan yerin değil de Indigo Renderer'dan yapmanızı tavsiye ediyorum. Environment bölümü bu Indigo Renderer içerisinde yapılmıyor. Bunu burada yapılması lazım. Sun and Sky ayarıyla default olarak geliyor. Sun and Sky seçili olduğu sürece varsayılan güneşin yerine bir ışık konuluyor ve cisimlerin bu ışık ile aydınlatılması sağlanıyor. Eğer SketchUp Background Color ve Black'i seçersem benim bir ışık kaynağı eklemem gerekiyor. Environment Map'i seçersem benim bir ışık kaynağına ihtiyacım yok ancak eğer ortamımın aydınlık olmasını istiyorsam Environment Map'imin yani HDR resmimin mümkün olduğu kadar açık renklere sahip olması gerekiyor. Mesela şu Black'i bir test edelim istiyorsanız. Black'i seçtim. Apply to Model dedim. Renderlayalım. Gördüğünüz gibi render sürüyor. Ama ekranda herhangi bir ışık kaynağı olmadığı için herhangi bir şey belirmiyor. Bunun faydası genelde şey oluyor. Sun and Sky seçeneğinde bazı durumlarda mesela kapalı bir ortam çizdiğinizde bunu bir kutu içine aldığınızda mesela Sun and Sky seçeneğinde mesela ya da şöyle yapalım. Hemen
Hallederim. Kutu içerisine bir ışıklandırma koyduğunuzda Sun and Sky seçeneği eğer aktif ise kenar bölümlerden, köşe bölümlerden içeri ışık sızıyor. Güçlü bir ışık olduğundan dolayı render süresini uzatıyor bu yüzden. Işıksız masa bile render süresini uzatıyor. Eğer biz SketchUp Background Color ve Black seçersek içeri koyduğumuz ışığı sadece hesapladığı için render daha hızlı çıkıyor ve hatasız çıkıyor. Öyle olduğu zaman hatalar da tabii karşımıza çıkıyor. Diğer sorunlar da karşımıza çıkabiliyor. Evet, burada da render yöntemi var. Bu da Indigo Render içerisinden seçilebiliyor ama yine buradan da seçmenizde fayda olabiliyor bazen. Bir directional PT path tracing varsayılan olarak seçilmiş durumda. Hibrit seçeneğini seçerek yansımanın olduğu modellerinizi daha hızlı bir şekilde renderlayabilirsiniz. Bidirectional path tracing ise yansıma olmayan normal düz modellerinizi hızlı bir şekilde renderlamayı sağlıyor. Bu seçim ikisi arasında geçiş yapmanız önemli olabiliyor bazen. Burada sistemde kaç tane işlemci çekirdeği kullanıcı ayarlanabiliyor. Ben de mesela şu an 4 çekirdekli bir işlemci kullanıyorum. 4'ü ayarlayabilirim ancak o esnada farklı işlemlerde yaptığım için 1'de kalmasını tercih ediyorum. Halt olarak geçen ne kadar süre boyunca render edileceği burada ayarları bulunuyor. Eksi 1 olduğu sürece sonsuza kadar siz durdurana kadar renderlıyor. Eğer siz buraya saniye cinsinden bir değer girerseniz 100-120 saniye derseniz mesela 2 dakika içerisinde render yapıp 2 dakika bittikten sonra render'ı durduruyor. Tabii kaliteye bakmadığı için eğer büyük bir sahneyi veyahut da büyük bir modeli renderliyorsanız birazcık netlik problemlerine neden olabiliyor. Eğer kesin bir netliğe ihtiyacınız yoksa bu belli bir süreye ayarlayıp o süre boyunca bilgisayarı render etmesini sağlayabilir. O işlem bittikten sonra da otomatik olarak bilgisayarınızı kapatmasını sağlayabilirsiniz. Bir de network rendering olayı var. Örneğin siz kendi laptopunuzda çiziminizi yapıyorsunuz. Renderınızı kendi laptopunuzda alacaksınız ancak yeterli güce sahip değil laptopunuz. Şirketinizde veya da evinizde bir tane serverınız var. Daha iyi özelliklere sahip. Indigo Renderer'ı o bilgisayara da kuruyorsunuz. Bu bir kendi laptopunuza da kuruyorsunuz. Ayrı bir network rendering program için ayrı bir program var. O programı çalıştırıp network rendering'den ayarlarını working master olarak buradan laptop'tan seçip render'ın bir kısmının da server'da yapılmasını, işlemin daha hızlı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi biraz da Indigo Renderer kısmını kurcalayalım. Hemen bir render başlatalım. Burada basit seçeneklerimiz var. Bu arada sanırsam SketchUp'ın ayarları kaldı. Evet, kalmış. Evet, şu anda render sürüyor. Render sürerken bunları inceleyelim. Open Scene daha önceden eğer oluşturduysanız bir Indigo Renderer dosyasını açıyor. Close Scene şu anda renderlanan dosyanın kapatılmasını sağlıyor. Eğer renderin bitirdiyseniz bunu kullanabilirsiniz. Render butonu pauselanmış ya da tamamen durdurulmuş bir render'ın başlatılması ya da sürdürülmesini sağlıyor. Pause biraz önce gördüğünüz gibi o an için işlemi durduruyor. Stop tamamen durduruyor. Eğer tekrar render derseniz render baştan başlıyor. Bir zaman ve güç kaybına sebep oluyor.
Update image bu aşağıda gördüğünüz gibi mesela 12 saniye sonra güncelleneceği beklemek istemiyorsanız direkt update image'ten resmi güncelleyebiliyorsunuz. Direkt şu anki resmi kaydetmek için save image komutunu kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yere bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Network rendering biraz önce bahsettiğim olay. İlk önce tabi firewall'dan izin vermeniz gerekiyor. Network rendering açık olduğu sürece bilgisayar ağı içerisinde bulunan Indigo Renderer ve Network Rendering açık olan diğer bilgisayarlarda birlikte render işlemini yapabiliyorsunuz. Burada da o network ile ilgili ayarlar var. Resim kaydetme periyodu 60 saniyede bir gerçekleşiyor. Watermark şu an görünmüyor ama Indigo Renderer'ın default olarak burada bir watermark'ı bulunuyor. Watermark'ı ekleyip eklemediği buradan soruluyor. Her neyse. Lisans bölümü buradan ayarlanıyor. Buradan daha önceden bahsettiğim gibi kamera ayarları vesaire yapılabiliyor. Kamera ayarlarından birkaçı da burada. Mesela buradan ayarları parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki seçenek ise yanlış hatırlamıyorsam model üzerinde ya da renderlenen model üzerinde belli bir noktaya odaklanmasını sağlıyordu. Şu anda tam çalıştıramadım tabi hatırlayamadığım için. Bu arada render'ı durdurduktan sonra buradan boyutunu vesaire diğer şeyleri de ayarlayabiliyorsunuz. Default şeyleri, seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Render ayarlarından biraz önce bahsettiğim gibi diğer buradaki ayarları da ne kadar süre sonra biteceğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Işık katmanlarından bahsetmiştim. Eğer sıfır değil de birinci katmanı seçseydim buradan aktif ve pasif hale getirip o ışıkların ortadan kaybolmasını sağlayabilirdim. Network rendering'in burada sonuçlarını görebiliyorsunuz. Renderlandıktan sonraki değişimleri vesaire görebiliyorsunuz. Render log'da o zamana kadar yapılmış olan işlemleri size döküm dosya veriyor. Bu kadar.